Herkese merhabalar dostlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Başlıktan dolayı en iyi telefonlar deyince aklınıza hemen öyle amiral gemileri falan gelmesin. 2017'de iPhone 10 çıktığında böyle 6000 küsür liralık fiyatını görünce şok geçirdiğimiz günlerden artık iş yapacak en ucuz telefonunun bile istisnalar ve indirim dönemleri hariç 10.000 TL seviyesinde olduğu günlere geldik. Artık çoğumuz kamera, hafıza, ekran, teknik özellikler veya tasarım gibi detaylardan önce bu işin fiyat tarafında oluru nedir ona bakıyoruz. Çoğumuz bu yüzden artık fiyat performans telefonlara yöneliyoruz. Bu yüzden bu listeyi fiyatlar üzerinden yaptık. 10.000 TL altından başlayıp 10.000 TL yükselerek her fiyat aralığında bu yıl gördüğümüz, kullandığımız en iyi telefonları sıraladık. Bu arada unutmadan belirteyim, listedeki telefonların hepsi 2023 model ve önümüzdeki senede alacak olsanız sizi üzmeyecek olan cihazlar. Videodaki telefonların tümüne açıklamalar bölümündeki linkten ulaşabilirsiniz. Daha fazla uzatmadan listeye geçelim. 10.000 TL altı en iyi telefon ile başlayalım. Redmi Note 12, çünkü bu fiyata bulabileceğiniz en güncel işlemcilerden birisi. 6 nanometrelik mimariye sahip Snapdragon 685 ile birlikte geliyor. Yüksek ve kararlı performansın yanı sıra işte kutudan çıkan 33 wattlık adaptörle şarj ettiğiniz 5000 mAh'lik bataryasının rakiplerine göre daha uzun süre dayanması demek. 128 GB dahili depolama ve 6 GB RAM ile rakiplerinin gerisinde kalsa da 120 Hz AMOLED ekranı, bu ekranın Netflix gibi popüler uygulamaların böyle yüksek çözünürlük standartlarına uyması da güzel ve dikkate değer bir detay olmuş. 50 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı ikinci kamera ve 2 megapiksel makro kamerası ile kendi fiyat segmentine yakışan bir fotoğraf deneyimi sunuyor bu telefon. Fiyatı da şu sıralar 9.000 TL seviyesinde. Eğer Xiaomi değil alternatif arıyorsanız Galaxy A24'e bakın derim. Gelelim belki de en çok telefonun satıldığı 10.000-20.000 TL aralığındaki en iyi telefona, Honor 90. Bu sene bu telefon daha ne kadar ölecek bilmiyorum ama bir kez daha ölsek sanırım yanlış olmaz. Honor bu telefonla yüksek hafıza standardını bütçe işi haline getirdi. Çünkü tam 512 GB dahili depolama ve 12 GB RAM var Honor 90'da. Ayrıca 4 nanometre mimariye sahip Snapdragon 7 Gen 1 gibi neredeyse amiral gemisi düzeyindeki bir işlemciye de sahip bu telefon. Kutusundan çıkan 66 wattlık hızlı şarj adaptörü, 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç ölçüsündeki AMOLED ekranı, yılın amiral gemilerinden Huawei P60 Pro'nun da kamerasında bulunan Samsung ISOCELL HP3 sensörlü 200 megapiksele ulaşan ana kamerası, 12 megapiksel geniş açısı, 2 megapiksel makrosu ve bu segmentin kesinlikle yıldızı olan 50 megapiksellik ön kamerası takdire şayan. Fiyatı da şu anda 16 veya 15 bin dolaylarında. Yanında kulaklık hediyesi de var. Eğer böyle iyi bakacak ve takip edecek olursanız kampanya dönemlerinde 14 bin TL'ye kadar düşüyor bu telefonun fiyatı. Redmi Note 12 Pro, Poco F5 ve Galaxy A54 de buna alternatif diyebilir. Sırada amiral gemisine bütçem yetmiyor ama kaliteli olsun kategorisi var. 20-30 bin TL arası en iyi telefon Samsung Galaxy S23 FE. Hatırlayanlarınız vardır. Samsung'un 2 yıl önceki Galaxy S21 FE'si çok sevilmişti. Hatta benim de kullandığım en iyi Android telefonlardan birisiydi. İşte S23 FE de aradan geçen 2 yılın ardından yine amiral gemisi özelliklerini daha uygun fiyatla sunma sözüyle geldi karşımıza. Geçtiğimiz yılın amiral gemisi Galaxy S22'nin işlemcisi Exynos 2200 ile birlikte geliyor Galaxy S23 FE. Ama bunun dışındaki neredeyse bütün özellikleri S23 ile aynı düzeyde. Tasarım olarak 5-6 bin TL daha pahalıya satılan S23'lerden ayırt etmek imkansıza yakın. AMOLED 2X ekran, 12 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı ikinci kamera, 3x optik zoom sunan 8 megapiksel üçüncü kamerası ile oldukça kompakt bir telefon. Ön kamerası ise 10 megapiksel, bence biraz daha yüksek olabilirdi. Fiyatı da şu an 23 bin TL'den başlıyor ama yıl içinde ucuzlar bence, takipte kalın. Aynı fiyata daha çok hafıza istiyorsanız Galaxy A54'e bakabilirsiniz. Samsung değil de farklı bir alternatif bakıyorsanız OnePlus Nord 3, hiç de Android istemiyor, İlla ki bir iPhone'um olsun istiyorsanız bu fiyatlara 3. nesil iPhone SE'yi alabilirsiniz ama bataryası sizi üzer. iPhone'lara birazdan geliyoruz. 30-40 bin TL arası seçtiğimiz en iyi telefon Nothing Phone 2. Belki bu kadar yüksek bir fiyatı hak etmiyor gibi görünse de Nothing Phone 2 artık böyle birbirine çok benzeyen yüzlerce cihazın bulunduğu akıllı telefon dünyasına, işte bu tasarımlardan sıkılan, gerçekten sıkılmış insanlara iyi bir seçenek olarak geldi. Şeffaf ve LED aydınlatmalı arka paneli. Bu tasarımı sürdürdüğü çok stabil çalışan bir arayüzü var bu telefonun. Nothing Phone 2 iyi bir değişim isteyen kişilerin ulaşabileceği en iyi ve en kaliteli telefonlardan. Tabii ki tek mesele tasarımda da bitmiyor. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB hafıza var. Hafızası bence biraz daha yüksek olabilirdi ama Nothing Phone için bunu görmezden gelebiliriz. Çünkü kamera tarafında tartışmayı kapatıp hem ana hem de ultra geniş açılı iki kamerasında da 50 megapiksel çözünürlükte sensörler koymuş adamlar. Üstelik bu sensörlerin birisi Sony, diğeri de Samsung tarafından üretiliyor. Yine Sony sensörlü 32 megapiksellik bir ön kamera da mevcut. Tabii ki her iki tarafta da 4K video kamerası
kaydı yapabiliyor. Kablosuz 15 watt, kablolu 45 watt gücünde şarj olabilen bataryası da 4700 mAh. Özetle iyi teknik özelliklerin yanında farklı bir tasarım arayışınız varsa Nothing Phone 2 bunların hepsine cevap verebilecek bir telefon. Fiyatı da şu an 32.000 TL seviyesinde. Eğer ben klasik tasarımlardan vazgeçemem derseniz Galaxy S23, S23 Plus, Xiaomi 13T'ye bakabilirsiniz. Eğer bu fiyata sıfır iPhone arıyorsanız maalesef 2 yaşındaki iPhone 13'e bakmanız lazım. Üzgünüm. Eğer ne Android ne de iPhone derseniz bu fiyatlara bulabileceğiniz çok çok iyi bir seçenek daha var. Huawei P60 Pro. Evet, yavaş yavaş babalara geliyoruz. 40-50 bin TL arasının galibi Galaxy S23 Ultra oldu. Samsung Note serisinin fişini çektikten sonra hayatımıza girdi bu Ultra'lar. Android tarafında bulabileceğiniz en güçlü telefonlardan birisi S23 Ultra şu an. Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi var ve 4K çözünürlüğe ulaşan ekranını saymıyorum bile. Bu telefonun en çok öne çıkan özelliği şu ay fotoğraflarıyla epey gündem olan 10x optik zoom'u ki bayağı iyi çalışıyor. Elinizde telefon değil de bazen bir DSLR kamera tutuyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Tabi dijital yakınlaştırma ile bu zoom 100x'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Üstelik Samsung bu telefonu Türkiye'de yurt dışına kıyasla inanılmaz ucuza satıyor. Mesela rakibi iPhone 15 Pro'nun 256 GB'lık versiyonu 75.000, Pro Max'in 256 GB'ı 83.000 TL. Ancak Galaxy S23 Ultra aynı hafızada 46-47 bin TL'ye bulunabiliyor. Aralarında bu fiyat farkı dışında ne fark var diyenler kartlardan WebTekno'daki karşılaştırma videomuza da ulaşabilir. Ancak hemen gitmeyin o videoya. Eğer Samsung yerine başka bir telefon arıyorsanız bu fiyat aralığında Android'in bir diğer kralı, Türkiye'ye de yeni gelmiş olan OnePlus 11'e de mutlaka bakın derim. Geldik tek rakibi yine Apple'ın kendisinin olduğu fiyat segmentine. 50-60 bin TL arasındaki en iyi telefon doğal olarak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus. Android tarafında bu fiyat segmentine yükselince iş biraz fanteziye kaçıyor ve katlanabilir telefonlar görüyoruz. Ama mesele Apple olunca işler bildiğiniz gibi pahalı yani. Artık bu fiyat işinin de pek şakası kalmadı, suyu çıktı. Yine de bütçem yeter diyenler için yeni bir iPhone her zaman çok iyi bir yatırım. Bir Android'i 2 sene sonra aldığınızdan yüksek fiyata satmanız mümkün değilken iPhone altın gibi değerleniyor sürekli. Bu da bir gerçek, hepimiz biliyoruz. iPhone 15 ve 15 Plus'ta 1 yaşındaki iPhone 14 Pro'ların işlemcisi A16 Bionic var. Ancak bu sizi endişelendirmesin. Zira bu işlemci 1 yıllık olsa da kararlılık konusunda rakibi çok çok az. Super Retina XDR OLED ekran, 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş açılı ikinci kamerası var iPhone 15'lerin. Ön kamerası ise yine 12 megapiksel çözünürlükte. iPhone 15'lerin fiyatı şu an 54.000 TL seviyesinde. Biraz daha büyük ekran isterseniz 8.000 TL gibi bence abartılı bir fiyat farkı ile iPhone 15 Plus'a da göz atabilirsiniz. Eğer radikal bir değişiklik istiyorsanız katlanabilir telefon tarafına geçip Galaxy Z Fold 5'e de göz atın derim. Ve geldik zirveye. Artık anlamışsınızdır sanırım. 60.000 TL üzeri en iyi telefon. Dedik ya bu fiyatlarda artık tek rakibi Apple'ın kendisi diye. Tahmin etmişsinizdir artık kim olduğunu. Bir telefona 60.000 TL ve üzerinde para verilecekse şu an iPhone 15 Pro ve Pro Max'ten başka seçenek yok arkadaşlar. Biliyorsunuz iPhone 15 Pro'lardaki A17 Bionic işlemcilerle Apple üst seviye oyunları artık telefon dünyasına getirmeye başladı. Şu anda televizyona bağlayıp bir konsol gibi kullanabileceğiniz bir telefondan bahsediyorum. Hatta gelen oyunlardan bazıları Resident Evil, Death Stranding 2'nin adı geçiyor. Ayrıca video çekim performansı konusunda Apple neredeyse hiç harici kameraya ihtiyaç duymadan uzun metraj film bile çekebileceğiniz yeni teknolojilere yer verdi iPhone 15 Pro'larda. Yeni gelen Type-C girişi üzerinden bir SSD'yi bitip telefonun şarjı bitene kadar ya da telefonu da şarja takıp telefonun hafızası dolana kadar saatlerce video kaydı yapabiliyorsunuz artık. Bırakın SSD'yi, hatta bu normal bilgisayarlarda çalışması için enerji talep eden bildiğimiz hard diskleri bile çalıştırıyor iPhone 15 Pro'lar. Android tarafındaki markaların bu tip teknik özellikleri getirmeleri için kendi böyle amiral gemisi telefonlarına belki aynı stabilitede neredeyse 2 yıla ihtiyacımız var. O yüzden iPhone 15 Pro Max bence şu an çok iyi bir yatırım. iPhone 15 Pro şu anda 70.000 TL'den, Pro Max ise 83.000 TL'den başlıyor. Amiral gemisinde 10.000 TL'lik fiyat barajını, psikolojik fiyat barajını aşalı henüz 4 yıl bile olmamışken artık bu baraj 100.000 TL'ye de aşmak üzere. Zaten iPhone 15 Pro Max'in 1 TB hafızalı en yüksek modelini alırsanız fiyat otomatik olarak 100.000 TL'ye dayanıveriyor. 2024 yılında daha iyi ve mantıklı fiyatlarda telefon görmek, onları incelemek ve hep birlikte iyi içerikler üretmek ve hep birlikte iyi içeriklerle karşınıza çıkmak üzere. Başka bir videoda görüşürüz. Hoşça kalın.